Herkese merhabalar. Ofiste Diyalog serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz turizm sektörü ve yanımda Ecem var. Ecem hoş geldin. Merhaba, hoş buldum Yiğit. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim, teşekkürler. Teşekkür ederim. Hızlıca başlayalım isterim ama öncelikle kendini tanıtır mısın? Tabii ki. İsmim Ecem Narlı. Diye yazılım bünyesinde ERP proje uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün de burada senin turizm sektörüyle alakalı sorularını cevaplayacağız. O zaman ilk soruyla başlayalım. Tabii. Genel olarak turizm sektörünün tanımını yapıp alt kollarını ayırabilir misin? Tabii ki. Turizm sektörü aslında zaman veya mevsim kısıtlaması olmadan birçok farklı ihtiyacı ağırlıklı olarak ulaşım ve konaklama hizmetlerini barındıran, faaliyetlerini barındıran bir sektör diyebiliriz. Burada bu ihtiyaçlar birçok farklı nedenlerden olabilir demiştik. Bunlar eğitim olabilir, gezip görme olabilir, kültürel olabilir. Ve sadece burada aslında konaklama ve yeme içme yok. Eğlence var, eğitim var, sağlık var. Burada da birçok yine farklı alanlar olabilir. Tüm bunları içerisinde barındırıyor. Turizmin aslında alt kollarını ayırmaktan ziyade turizmin alt sektörleri vardır diyebiliriz. Bu alt sektörlerden ilki ulaşımdır. Büyük bir alan kaplar turizm içerisinde, alt sektörler içerisinde. Hava, kara, deniz fark etmeksizin bu faaliyetlerin yürütüldüğü bir sektördür diyebiliriz. Diğer bir büyük alt sektörümüz ise pansiyon dediğimiz aslında konaklama olan sektördür. Konaklama sektöründe ise oteller bunun içerisine gelebilir, otel işletmeleri, kampingler bile bunun içerisine girebilir, tatil köyleri bile bunun içerisine girebilir. Üçüncü bir diğer büyük alt sektör ise restorandır. Restoran sektörü için ise tüm aslında gastronomi faaliyetlerini bulunduran işletmelerin içine girdiği sektör de diyebiliriz. Sonrasında seyahat ve sigorta yardımları sektörü var. Onun sonrasında da etkinlik ve kongreler sektörü bulunmakta. Turizmin tanımını yapıp alt sektörler önüne ayırdıktan sonra da aslında turizmin türleri vardır diyebiliriz bu alanda. Nedir bu türler? Yani birçok tür var aslında hani sayı. Ama ilk aklımıza gelenler eğitim, kültür, deniz, doğa, inanç, avcılık gibi birçok tür var. Ve hatta şu an geldiğimiz noktada uzay turizmi diye bile bir türün konuşuluyor olduğunu görebiliyoruz hepimiz. Tabii evet. Doğru. Şimdi turizm sektörünü güzel bir çerçeveye oturttum. Peki turizm sektöründeki işletmelerin genel ihtiyaçları nelerdir? Şimdi turizm sektöründe birçok farklı faaliyet bulunduran işletmeler bulunabiliyor. Az önce de alt sektörlerine ayırmıştık. Bu her bir alt sektörün farklı işletmeleri de bulunabiliyor. Örneğin bir otel sektörü için baktığımızda müşteri memnuniyeti, müşteri ilişkileri yönetimi ve bunların muhasebeleştirilmesi bir ihtiyaç halindeyken restoran sektörüne baktığımızda ise stoklar, stokların yönetimi, tedarik zinciri gibi yönetimler önemli bir ihtiyaç haline gelebiliyor. Ulaşım sektörüne baktığımızda ise yolcuların kayıtlarının tutulabilmesi, bu kayıtların veri haline getirilebilir olması, verilerin geri bildirim vermesi, entegrasyon gibi birçok ihtiyaç bulunabilmekte. Aslında burada total olarak asıl ihtiyaç tüm bu verilerin yani tüm bu farklı şeylerin kayıt altına alınabilir olması, geri izlenebilir olması ve raporlanabilir olması da diyebiliriz burada ihtiyaç olarak turizm sektörü için. Peki ihtiyaçları netleştirdiğimize göre ERP yazılımlarının bu ihtiyaçlara yönelik sunduğu çözümler neler? Burada birçok farklı çözümler var. Otel yönetimi, oda yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, stok depo yönetimi özellikle restoran yeme içme alanında, F&B tedarik yönetimi, sonrasında personel yönetimi çünkü en nihayetinde burada bir çalışanlar da var. Personel yönetimi ve totalde tüm artık sektör fark etmeksizin ihtiyaç duyulan, çözüm sunulan ERP yönetimlerinde muhasebe ve finans yönetimi gibi birçok çözüm sunuyor diyebiliriz bu konuda ERP için. Peki turizm sektöründeki işletmeler bu bahsettiğin çözümlere ulaşabilmek için bir ERP yazılımı seçmek zorundalar. ERP yazılımı seçerken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Şöyle, şimdi turizm sektöründe bulunan bir işletme aslında kendi bünyesinde birçok farklı faaliyeti yürüten bir organizasyona sahip. Az önce de bahsettik alt sektörlerden vesairelerden. Bu yüzden de her bir faaliyetin, her bir sektörün de gereksinimi, ihtiyacı çok farklı olabiliyor. Yani yine hani otel alanına geldiğimiz zaman bir misafirin rezervasyon sürecinden tutun da tesisin içerisinde, yani tesisin kapısından girdiği andan çıktığı ana kadarki olan müşteri memnuniyetini baz alırken, restoran tarafına geldiğimizde ise, yani yeme içme tarafına geldiğimizde ise stok yönetimi, ürün kalitesi, hizmet kalitesi gibi şeyler odak noktası olabiliyor. Burada asıl önemli olan şey bu her iki odak noktasında, her iki gereksinim içinde ortak bir çözüm kütüphanesi bulunan ve bunları konsolide bir şekilde raporlayabilecek bir ERP yazılımı seçmeleri gerekmektedir. Yani ERP yazılımı seçerken buna dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü en nihayetinde sizler bir işletme oteldeki kar zarar, yani oteldeki konaklamadaki kar zararı görmek isterken aynı zamanda restoran alanında da
stoklarındaki kar zararını bir arada görmek isteyecek bir rapor isteyebilir. Bu yüzden de ortak çözüm kütüphanesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Buna dikkat etmeleri gerekmekte. Bir diğer dikkat etmeleri gereken konu ise kullanıcı dostu bir arayüz olması gerekiyor bence. Çünkü sizler birer ERP programı aldığınızda bunu işletmenizde tüm departmanlar kullanacak. Yani baştan aşağı tüm departmanların kullanabileceği bir ERP olacağı için burada kullanıcı dostu, kolay arayüz olması, hani kullanımı kolay olması bir gereken bir ERP yazılımını almaları da buna dikkat etmeleri de gerekmektedir. Şimdi biraz daha konuyu daraltan yani turizm sektörüne özel bir soruyla devam etmek istiyorum. Sen de biliyorsun ki turizm sektöründeki işletmeler müşterilerle hep yüz yüze doğrudan iletişim halinde oluyorlar ve onların taleplerini ya da şikayetlerini doğru kanallar üzerinden almaları gerekiyor. Bu noktada ERP programları ne gibi avantajlar sağlıyor? Burada müşteri ilişkileri yönetiminde aslında en büyük şey, yani müşteri ilişkileri yönetimi, müşterinin memnuniyetini tartmak çok önemli burada. Yani müşteri ne kadar memnun işletmenizden, sektör fark etmeksizin ne kadar hizmet alıyor ve bu hizmetten ne kadar memnun. Burada aslında CRM ve müşteri ilişkileri yönetimi giriyor. Burada peki neler yapılabilir? ERP ne yapıyor burada? Kiosk ekranları var. Kiosk ekranları üzerinden anketler düzenlenebiliyor. Bu eskiden bu düzenlenen anketler sayesinde de anketler veri haline getirilebiliyor. Raporlanabilir bir hale geliyor ve bu sayede de işletmenin eksik yönleri daha kolay çözülebiliyor, daha kolay göz önüne serilebiliyor ve bu eksikliklere yönelip bunları iyileştirme yoluna gidebiliyorlar. Eskiden işte bizim çıkış işlemlerinde vesairelerde bir otel işletmesi için hani baktığımızda check-out işleminde anket düzenliyorduk. İşte bir kağıt kalem veriyordu anket düzenlemek ister misiniz diye veya işte odalarımıza konulan böyle folyoların içerisinde anketler oluyordu. İşte restorandan memnun musunuz, kat hizmetlerinden memnun musunuz gibi. Şimdi ERP'nin sunmuş olduğu çözümler sayesinde de bunlar artık kiosk ekranlara taşındı. Kiosk ekranlarla işletmenin herhangi bir noktasına yerleştirilen kiosk ekranla bunu çok daha rahat yapabiliyorlar. Bu sayede yine aynı şekilde bu anketleri veri haline getiriyorlar kiosk ekranda olsa. Raporlayabiliyorlar, raporları filtreleyebiliyorlar. Yani bir işletme müşteri memnuniyetini ölçerken uyruk bazlı bile filtreleme yapabiliyor. Yani benim şu uyruktan gelen belki müşterilerin restoran alanında çok farklı eksik görebilirler veya temizlik alanında çok farklı görebilirler. Bu filtrelemeleri de yapabiliyor. ERP bu alanda güzel bir çözüm sunuyor diyebiliriz. Yine bu kiosk ekranlarında kayıp eşya bildirimi, işte sonrasında arıza bildirimi gibi birçok alanlar da bulunmakta. Yine aynı şekilde bu alanlarda da hani veri oluşturulabiliyor ve oluşturulan veriler filtrelenerek raporlanabiliyor. Bu açıdan ERP hani müşteri ilişkileri yönetimine de bu şekilde bir çözüm sunuyor diyebiliriz. Peki biraz da DİA ile devam edelim mi? Sen de biliyorsun ki bizim DİA otel yönetimi çözümümüz var. Evet. DİA otel yönetimi çözümü turizm sektöründeki işletmelere neler sunuyor? Aslında DİA otel yönetimi uçtan uca bir çözüm sunuyor diyebiliriz Yiğit burada. Çünkü gerçekten ciddi çözümler ve tüm süreçlere hakim bir şekilde ilerliyor. Nasıl oluyor? Bir walk-in müşterinin, yani walk-in dediğimiz otelcilik teriminde kapı müşterisi dediğimiz walk-in müşterinin otele girişinden çıkışına kadarki olan tüm süreci yönetebiliyor DİA. Bunun dışında walk-in müşteri olmayabilir, acenteye ait bir müşteri olabilir. Yine aynı şekilde bu acenteye ait misafirin de tüm rezervasyon sürecinden tutun da otelden çıkış anı, hatta çıkış sonrası kampanya bildirimi vesaire gibi tüm bu süreçleri yönetebiliyor. Bununla ilgili yönetebilecek çözümleri bulunduruyor diye. Acente yönetimi yine yapılabiliyor. İşte acente tanımları, yapılan acentaların bağlantıları, kontratlar vesaireler, bunların muhasebeleştirilmesi. Aslında acenteyle ilgili de sorum olacaktı sana. Evet, yani bunları da yapabiliyor. Bunun dışında artık misafirimiz geldi, tesis içerisinde otelden aldığı bazı hizmetler olabiliyor. Bunlar oda hizmetleri olabiliyor, housekeeping işlemleri olabiliyor. DİA yazılım olarak burada da hani ciddi çözümler sunuyoruz. İşte meyit atama gibi işlemler yapabiliyoruz. Oda kirlilik durumu kontrolü ve benzeri işlemler yapabiliyoruz. Burada da DİA yazılım ciddi oranda bir çözüm sunuyor. Bunun dışında mutfak ve restoran hep aslında hani işletmelerde iletişim halindedir veya işte restoran tarafına bakacak olursak ise restoranla kasa hep bir iletişim halindedir. DİA yazılım bunun entegrasyonunu da sunuyor. Yani otel işletmesi için bakacak olursak mutfaktaki bir işte ilgili kişi veya F&B tedarik kısmındaki ilgili bir kişi gelip diyebilir ki ben yarın kahvaltı hazırlayacağım. Bu kahvaltı kaç kişilik veya işte yarın konaklama şekli nedir? Kaç kişidir bu konaklama şekli? Bu tarz bilgileri alabiliyor. DİA yazılım burada da hani bu raporlamalar, bu bilgiler alanında da birçok çözüm sunabilmekte. Bunun dışında otel bazlı bazı işlemler olabiliyor. Yani otel işletmesine özel işlemler olabiliyor. Ne olabilir bunlar? Oda birleştirme,
Sanola'da dediğimiz mantık var, no-show uygulama var, krediye kaldırma var. Burada da diye yazılım olarak birçok çözümler sunabilmekteyiz. Bunun dışında artık işin en son muhasebeleştirilme kısmı var. Acentaları kesilecek, işte faturalar var, müşteriye kesilecek faturalar var. Daha sonrasında bu faturalar e-fatura, e-arşiv gibi hani birçok artık yönetmelik var. Burada e-belgelendirme gibi süreçlerde de DİA yazılımın birçok çözümü bulunmakta. Bu bahsettiğimiz çözümler aslında genel bir çerçeve diyebiliriz. Hani DİA yazılımın otel için genel bir çerçevesidir bu anlattığım çözümler. Proje bazlı bunlar değerlendirildiğinde, önüne bir proje geldiğinde çok daha fazla hani detaylandırılabilir, özelleştirilebilir, işletme bazlı veya proje bazlı çok daha fazla çeşitlendirilebilir çözümlerimiz de bulunmakta otel açısından. İşin bir de acenta tarafı var. Sen de az önce bahsettin. Evet. O acenta tarafını biraz detaylandırabilir misin? Tabii ki yani diye yazılımda acente tarafında şunları yapabiliyoruz. Öncelikle bir acente tanımı yapabiliyoruz. Bu acente bağlantı tanımı dediğimiz şeydir. Bu acente tanımı sayesinde de ilgili işte işlemlere girebiliyoruz. Acentada ilgili kim vesairesi, kim konaklama şekline belli bir uyruktan mı alıyor gibi birçok çeşitlendirilebilir alanlar var. Bu acente tanımı sonrasında, acente bağlantı tanımı sonrasında da acentaların kontratları oluyor. Asıl sizin işinizi belirleyen, yani misafirin aldığı hizmeti ücretlendirmesini vesairesini belirleyen bu kontrat oluyor. Diğer yazılım olarak yine bu kontrat tanımlarını yaparak acentalara bağlayabiliyoruz. Bu yapmış olduğumuz tüm tanımlar sayesinde de aslında bunlar ön tanımlardır da diyebiliriz. Resepsiyon veya ön bürodaki çalışan tek bir tuşla misafir işlemlerinde giriş veya çıkışlar, yani check-in veya check-out'larda çok rahatlıkla bu işlemleri yürütebiliyor bu ön tanımlar sayesinde. Peki başka neler olabiliyor? Aslında hani çok geniş bunlar. Şimdi ben hani acenta kontratını tanımlarken işte aksiyon fiyatları diyebilirim, dönemsel diyebilirim, erken rezervasyon gibi hani burada birçok alanı kapsıyor. Ben genel olarak üstten hani genel bir çerçeve Daha da çizerek anlatmaya çalışıyorum. detaylandırabilirim Evet, diyorsun. çok detaylanır bu kısım. Bunun dışında neler yapıyor? Bunun dışında faturalama süreçlerinden bahsetmiştim. Hani fatura nereye kesilecek? Acenteye mi kesilecek? Oraya kesilecek? Misafire mi kesilecek? Bunları yönetebiliyor. Bunun dışında ön forecast dediğimiz işlem var. Yani bir tahminleme işlemi diyebiliriz buna. Acente size ne kadar bir yatak veya oda garantisi verdi? Ve bu garantinin şu an hangi alanında, hangi kısmında gibi bu işlemler de yapılabiliyor. Ve son olarak da satış durdurma diye bir işlemimiz var. Yani siz acenteyle dönemlik bir anlaşma yapmışsınızdır ama o dönem içerisinde sizin başka bir işletmenizde grup olabilir vesaire olabilir ve orada bunu her resepsiyon elemanı bilmek zorunda değil. Siz oradan bir satış durdurma girerek o dönem için veya o tarih için o acentanın rezervasyonlarını kabul etmeyebilir, işlem yapılamaz hale gelebilirsiniz. Yani genel olarak acenta için de çözümlerimiz, yani genel bir çerçeve olarak oturttuğumuzda çözümlerimiz bunlar diyebiliriz. Peki, şimdi sen de biliyorsun ki otellerde büyük kongreler olabiliyor, buluşmalar olabiliyor veya düğünler olabiliyor, mezuniyet törenleri olabiliyor, çeşitli büyük ve organizasyonlar, etkinlikler gerçekleştirilebiliyor. DİA tam olarak bu noktada neler sunuyor? Aslında bunun otelcilik teriminde banket yönetimi genelde deniliyor. Banket yönetimi olarak adlandırılıyor. DİA burada neler sunuyor? Rezervasyon modülü var DİA'nın burada. Rezervasyon modülü sayesinde bir otel işletmesinin 4 tane salonu olabilir. Bu 4 salonun 3'ünü kongre ve etkinlikler için, birini de düğün olur, düğün içinde kullanabilir. Bunlar çeşitlendirilebilir tabii. Burada DİA'nın sunduğu çözümler bu salonların takibi. Takvim olarak doluluk oranlarının görülebilmesi. Sonrasında bu salonu kim tarafından kime kiralandı? Hangi cariye kiralandı? Burada bir anlaşma var mı? Bir fiyat yönetimi var mı? İlgili bir not var mı? Uzatma yapılacak mı? Vesaire gibi ilgili bilgileri tek bir ekran üzerinden yönetebiliyor ve yine aynı şekilde bunları bir veri olarak alabiliyor, geri bildirimini alabiliyor ve raporlayabiliyor. Rezervasyon yönetimi sayesinde. Bir diğer alan ise proje yönetimi diyebiliriz burada. Proje yönetimi sayesinde de bu restoran olabilir, bir işletme restorana geliyordur, bunu proje olarak görebilir veya otel işletmesi olabilir. Bir eğitim kampı vardır, bunu proje olarak görebilir. Tüm gelir ve giderleri bu projeye bağlayarak ilgili karlılık ve zarar oranlarını görebilir diye yazılım olarak bu şekilde hani buradaki banket yönetimine de iki farklı çözüm sunabilmekteyiz. Peki şimdi bizim muhakkak diğer çözümlerimiz de, otel dışındaki diğer çözümlerimiz de turizm sektörüne önemli faydalar sağlıyordur. Bunlardan da biraz bahsedebilir misin? Tabii ki burada aslında çok farklı çözümler var. CRM modülümüz var. Müşteri ilişkileri yönetimi dediğimiz modül. Burada hani henüz müşteri veya misafir olmadan potansiyel bir kayıtken bile kampanyalar yapabilir. Bu kampanya yönetimini sağlayabilmekteyiz CRM modülü sayesinde. Bunun dışında
kapı kart entegrasyonumuz var. Artık biliyorsun anahtar çok fazla kullanılmıyor. Kapı kartlarıyla elektrik, işte kapı açma vesaire gibi tüm işlemler yapılabiliyor. Bu kapı kartı entegrasyonumuz var. İnternet loglama hizmetimiz var. Entegrasyon da diyebiliriz aslında. Buna bu ilgili Wi-Fi'lerin atanması, hangi IP hangi odadan giriş yapıyor gibi ve benzeri işlemlerin yapılmasıyla alakalı. Sonrasında sanal santral entegrasyonumuz var. Sanal santral entegrasyonu sayesinde de iç ve dış hat tanımları yapılabiliyor ve ilgili konuşmalar yine kayıt altına alınabiliyor ve raporlanabiliyor en nihayetinde sonuna geldiğinizde. Bunun dışında kapı kartından zaten bahsetmiştik. Kimlik bildirim sistemi var, biliyorsun artık hani otellerin polis veya jandarma artık hangi test bu bölgeye bağlıysa oraya bir bildirimi yapılmalı. Bununla ilgili bildirimlerle ilgili entegrasyonumuz var. Yani resepsiyon alanında bir misafir girişi yapıldığında ve kayıt edildiğinde direkt o polis sistemine düşmesi için, hani sizin artı bir daha ekstra işlem yapmamanız için bununla da ilgili birçok farklı entegrasyonumuz bulunmakta. Sonrasında dil desteği var. Yine turizm sektöründe hani hem bu bahsetmiş olduğumuz kiosk ekranlar için, yani misafirin kullanacağı alan için, hem de kullanıcının, hani çalışan bir kullanıcının kullanacağı alan için birçok farklı dil desteği de bulunmakta. Bunun dışında en nihayetinde geldiğimizde ise platform bağımsız mobilden işlem yapabilme özelliği de turizm sektörünün ihtiyaçları arasında, hani turizm sektörüne sunulan çözümler arasında diyebiliriz. Tam da bununla ilgili bir sorun var. Şimdi aslında bu anlattığın süreçlerin birçoğunu Diyalılar Diyamobil'den de yönetebiliyorlar. Tabii. Diyamobil'in avantajlarını biraz daha detaylandırabilir misin bizim için? Tabii ki. Yani aslında burada örnekle gitsek daha böyle hani anlaşılabilir olabilir, daha tatlı olabilir, tamam, diye düşünüyorum. Bir işletme sahibi olduğunu düşün. Otel işletmesi sahibi olabilirsin, restoran işletmesi sahibi olabilirsin, fark etmiyor, veya acenta. Tatile gittin, otel işletmesisin. Tatile gittin, şezlongunda uzanıyorsun. Yani rakip analizi yapıyorsun. Tabii, rakibimi analiz edeceğim diyorsun. Tatile gittin, şezlongda uzanıyorsun. Instagram'a fotoğraf attın diyelim, işte güzel bir fotoğraf attın. Aynı şekilde hemen oradan çıkıp Diyamobil'e giriş yapabilir ve ekipmansız bir şekilde kendi işletmendeki tüm işlemleri takip edebilirsin. Yani benim bugün otelim ne kadar doluydu? Bugün otelim ne kadar satış yaptı? Bugünkü kar zararım nedir? İşte bir arıza var mı? Hani fazlaca bir arıza mı oluyor? Büyük bir sorun var mı? Memnuniyeti nedir? Benim genel olarak işletme sahibi olarak işte almam gereken veriler vardır. Onlar nedir? İşte yönetim tarafında, yönetim ekranı tarafında. Tüm bunları takip edebiliyor ve bu mobil aslında hem işletme sahibine avantaj sağlıyor, hem de çalışan kısmına avantaj sağlıyor. İki, yani çift taraflı bir avantaj sağlıyor. Çünkü örneğin düşünsenize, otelle ilgili doluluğunu almak için telefonu açacak, işte resepsiyonu arayacak, belki de otelini arayacak. Bugün doluluk neydi? Sonra otelin işte F&B kısmını arayacak. İşte bugün kaç oda var? Ne kadarlık kahvaltı hazırlıyorsun? Şimdi tüm bu iş yüklerinden kurtularak tek bir ekranda ve mobil üzerinde, hani sosyal medyada gezinir gibi aynı şekilde işlemlerini sağlayabiliyor. Bu şekilde avantaj var. Bu restoran için de yine geçerli bir şey. Yani bir restoran işletmesi de hani masada otururken ve yemeğini yerken ilgili, hani diğer kendi işletmesiyle ilgili kar, zarar, stok ve benzeri durumlarını yapabilir. Bunun dışında çalışan tarafına baktığımız zaman housekeeping işlemleri var. Housekeeping işlemlerini de çok rahat mobil taraftan yönetilebiliyor. Yani housekeeping elinde bir tablet veya işte telefonuyla odaları gezip odaları temizledikçe, yani artık clean'i aldıkça oradaki mobilden clean yapabilir ve bu sayede resepsiyon, direkt bunların hepsi birbiriyle entegre halde olduğu için resepsiyon, hani hiç işte hangi kat yöneticisi kimdi, işte katın kat hizmetlisi kimdi diye aramadan veya işte iletişime geçmeden kendi ekranından bakarak, ha evet bu oda kirliydi, şu an işte clean'e alındı gibi takipleri yapabilir. Yani mobil bu açıdan ciddi bir hem zaman avantajı, hem de mekan bağımsız ve hani ekstra bir ekipman olmadan işlemleri halledebilme açısından güzel çözümler sunuyor diye düşünüyorum. Yani internetin olduğu her yerden, tabii, tüm cihazlardan işini takip edebiliyor, yönetebiliyor. Tabii. Bu da aslında Diyan'ın bulutta olmasından dolayı kaynaklanıyor. Evet. Şimdi mobilden bahsettik ama mobil dışındaki avantajlarını soracağım. Yani Diyan'ın bulutta olmasının mobil dışındaki avantajları neler? Şöyle, zincir oteller, bunda zincir otellerden örnek verebiliriz. Mesela zincir otellerin yönetimi, yani tek bir ekran üzerinden şube yönetimini yapabilmekteler. Sonrasında veri kayıpları ile ilgili ciddi bir avantaj sağlıyor bulutta olunması. Yani doğal afet olabilir, bunlar hırsızlık olabilir. Bir server olarak düşündüğümüz zaman ciddi bunda veri kayıpları olabilir. Sonrasında geri dönüşü zor işlemler de olabilir ama bulut sayesinde bunlar çok daha rahatlıkla halledilebilmekte.
Bu işin bir de maliyet tarafı var. Çünkü biliyorsunuz serverların bunların hepsi ithal birer ürün ve bunların hani bu ithal donanım maliyetleri artık çok Evet. hani artmış bir Bunun durumda. ilk alım maliyeti ayrı, bir de bakımı var. Bakımı ayrı. Tabii yani hatta bazen bazı arızalar oluyor ki Evet. arızalığın hani çözülebilmesi için maliyet bir server maliyeti kadar bile Evet. olabiliyor. Hani bu tür durumlarda da karşılaşılabiliyor. Bulut burada bu maliyetlerden de sizi kurtarıyor. Az önce bahsettiğimiz işte hani mobilden çalışma vesaire var demiştik. Tatilde de çalışabiliyor, evde de çalışabiliyor. Bulut burada ciddi bir özgürlük de sağlıyor. Yani hem işveren açısından hem de işçi açısından yani çalışan açısından ciddi bir özgürlük sağlıyor. Çalışma özgürlüğü, alan özgürlüğü sağlıyor. Bu hani çok daha detaylandırabiliriz ama aslında total olarak toplayacak olursak bulutun bence en önemli faydası özgürlük diyebiliriz. Yani size hem çalışma alanı hem de çalışma zamanı özgürlüğü sağlıyor diyebiliriz. Peki, son sorum. Biraz daha güzel, eğlenceli bir soru hazırladım. Sıradan bir vatandaşın bir turizm işletmesine girdiğinde farkında olmadan ERP'den elde ettiği avantajlar nelerdir? Güzel bir soru aslında. Bunu şöyle güzel o zaman bir örnekle yapalım. Örneğin ben tatile gitmeye karar verdim. Şimdi aslında burada hani şeye değinmek istiyorum öncelikle. Biz hayatımızda birçok ufak dokunuşlar oluyor ve bu bizim işlerimizi kolaylaştırıyor. Bizler sadece bunun ERP sayesinde olduğunu bilmiyoruz. ERP sayesinde birçok dokunuş var. İşlerimizi kolaylaştırıyor. ERP sayesinde olduğunu bilmiyoruz. Bunu örnekte nasıl oluyor bu? Tatile gitmeye karar verdim. Artık rezervasyon sürecinden başlatıyorum. Ege'de güzel bir otelde tatile gitmek istiyorum ben. Rezervasyonumu yaptım. Yaptığım rezervasyon herhangi bir site üzerinden olabilir, otelin sitesi üzerinden olabilir. Yaptığım rezervasyon otomatik olarak ERP sayesinde otelin direkt ekranına düştü. Çift taraflı yine bir burada fayda sağladı. ERP'nin dokunuşu oldu. Bu sayede de oteldeki çalışan kişi de hani direkt rezervasyon aldı. Ekstra bir daha işlemedi. Benim yaptığım siteden onu düştü. Sonrasında ben artık işletmeye geldim, otele geldim. Check-in işlemlerimi yaptıracağım. Burada ERP sayesinde ben işte kimlik verdim, form doldurdum vesaire gibi işlemlerle uğraşmadan zaman tasarrufu sağlayarak direkt odama çıkış yapabilirim. Hani ismimi söyleyebilirim. Rezervasyon oradaki kişi kontrol eder girişte ön büro veya resepsiyonda çalışan kişi. Sonrasında hani kimlik bilgilerimi bile belki de yükledim. Sadece oda kartımı alarak direkt odama çıkış yapabilirim. Bu bana ciddi bir zaman tasarrufu sağlar ve bu ERP sayesinde oluyor. Biz fark etmiyoruz. Odama geldim. İşte havuza ineceğim veya otelin plajı var oraya gideceğim. Ben havuza plaja giderken sadece ben havlumla inmek istiyorum. Yanıma çanta vesaire bir şeyler almak istemiyorum. Biraz durmak istiyorum çünkü. İndim. Orada işte yeme içme hizmetinden faydalandım. Bir şeyler yedim veya içtim. Sonrasında bunun bir hani bakiyesi oldu. Bunu ERP sayesinde direkt ben oda kredisine kaldırabilirim. Yani oda kredime attırabilirim bu yeme içmemin ücretlendirmesini. Ve hani yanımda ERP sayesinde ben aslında daha özgür bir şekilde havuza inebiliyorum. Evet. Cüzdan ve benzeri herhangi bir şey taşımadan sadece oda numaramı söyleyerek. Çünkü bunlar otelde hani postkartlar vesaireler de olabiliyor. Bu bileklik tarzı şimdi Evet. bilekliğe döndü. Mesela sadece bilekliğimden bakarak bile benim odama atabilir veya kartımı görerek bile odama atabilir. Bu da bana ayrı bir özgürlük sağlıyor ERP sayesinde. Çıktım artık odama geldim. Saç kurutma makinem bozulmuş. Şimdi resepsiyonu ara, ulaşabildim mi, ulaşamadım mı ve benzeri şeyler yaşamadan tesisin belki de her katta bir kiosk ekranı var. Ben hemen kiosk ekranı üzerinden ilgili arıza formunu doldurdum. Hemen oradan da resepsiyona entegre olduğu için düştü. Resepsiyon geldi işte benim saç kurutma makinemi tamir etti veya Veya yeni yenisini bir getirdi. kurutma makinesi verdi. ERP sayesinde ben aslında burada hani işte ne yapacağım, ne edeceğim gibi bu düşünceden de kurtuluyorum. Aslında tatilimi daha rahat şey yapıyorum. Kiosk ekran var, hemen gideyim gelsinler hani gibi. Bu da aslında ERP sayesinde biz sadece bunu fark edemiyoruz. Sonrasında işte akşam yemeği oldu. Dünya Mutfağı vardı. Gittim güzel bir Dünya Mutfağı'nda yemek yedim. Yine aynı şekilde krediye kaldırabilirim bakiyemi. Burada aslında benim kişisel olarak kişisel maliyetlendirmemde yani kişisel tatil maliyetlendirmemde de bu bütçe planlamamda da ERP'nin faydası var. Ben şöyle bir şey yapabilirim. Bu az önce bahsettiğim postkart vardı. Ben tatilim için işte yeme konaklama ve ulaşım hariç 5.000 liralık bir bütçe ayırdım diyebilirim. Ve bunu o postkarta yükletebilirim. Bunu kredi kartı gibi kullanabilirim. Ve bu bütçe doğrultusunda tatil yapabilirim. Hani bu bittiğinde tamam artık hani benim dikkat etmem gerekiyor diyebilirim.
Yeme içme alanında baktım işte otelde başka bir kiosk alanı var. Hemen o kiosk alanına girip ne kadar bakiyem kalmış benim, hani ben neler yemişim içmişim onları da kontrol edebilirim bu kiosk ekranlar sayesinde. Ve aslında ben tatilimi çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum. Bütçemi bile yönetebiliyorum ve bunu ERP sayesinde bu kadar rahat yönetebiliyorum. Sadece bunun farkında değilim. Artık işlemlerim vesairelerim bitti. Çıkış artık, hani check out'a geldim. O gün de benim doğum günümdü. Tesadüf ki öyle bir şey ayarladım. Şimdi ERP sayesinde resepsiyon veya işte orada müşteri ilişkilerini yöneten kişi, her kimse oradaki departman bugün doğum günü olan misafirler diye bir şey görebilir. Orada bu şekilde bir ekran sıralanabilir. Yani önüne gelebilir ve o da mesaj atabilir doğum günüyle ilgili. SMS atabilir veya e-mail atabilir. Ben otelden doğum günümü kutlayan bir mesaj gördüğümde doğal olarak mutlu olurum. Hani biraz daha böyle bir tatmin olmuş hissederim. Aldığım hizmeti de hani daha iyi görürüm. Bazı eksiklikleri kapatabilirim oradaki aldığım bu tatlı bir sürprizle. Aslında baktığın zaman ERP benim psikolojik olarak mutluluğuma bile etki ediyor diyebilirim burada. Biz sadece dediğim gibi hani farkında değiliz. Doğum günü de kutlandı. Çok güzel geçti. Artık çıkış işlemini yapacağım. Ben zaten kredimi, her şeyimi tanımlamıştım. İşte postkartta her şey tamamlandı. Sıfıra sıfırdım. Çok rahat bir şekilde otelden çıkış yapabilirim. Otelden çıkış yaptım. ERP'nin burada bitiyor mu? Hani tesisin işte içerisine girdiğim zaman, çıktığım zamana kadar. Yok, bitmiyor. Tesis şöyle bir şey de yapabilir. Der ki benim eski konaklayan misafirlerim şu dönemde, çok eskiden beri işte 10 yıldır konaklıyormuş bende. Bu 10 yıldır konaklayan misafirlerimize bir işte kampanya sunalım ve bu kampanyayı toplu SMS ile atalım diyebilir. Burada da yine ERP sayesinde toplu bir SMS atabilir. Bu SMS'lerin işte planlamasını yapabilir. Hani ileri tarihli de gönderebilir. Bu şekilde de işlemler yapılabilir ve ben bu sayede kampanyalardan haberdar da olabilirim. Yani totaline baktığında ben bir tatile gittiğimde tatilimdeki rahatlığımı, aslında biraz da özgürlüğümü de diyebilirim. Sonrasında psikolojik mutluluğuma varana kadar, bütçe yönetimime varana kadar birçok şeyi ben ERP'nin ufak dokunuşları sayesinde çok daha rahatlıkla yaptım. Sadece bunun ERP olduğunun farkında değilim diyebilirim hani total olarak. Otel de müşteri tarafında ciddi bir müşteri sadakati sağlıyor. Tabii Yani. yani müşteri ilişkileri yönetimini de ciddi bir şekilde Evet. yapıyor Mesaj burada. göndermesi sonradan vesaire. Tabii kampanyaları bildirmesi, bunu gruplayabilmesi, belki de farklı gruplama da yapabilir. Hani burada da yine ciddi bir Fayda fayda var. sağlıyor diyebiliriz. Peki. Evet, genel Bize güzel bir olarak. tatil deneyimi yaşattın. Teşekkür. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İzleyenler için de bir sonraki webinarımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Bunu uzun zamandır söylemiyorum. Kanalı abone olun ve takip etmeye devam edin. Videoyu da beğenebilirsiniz. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.